Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi iki mesele hulasa edeyim. Birincisi, senin o bahsettiğin şey çok mühim. Onu ifade edeyim de hem de onunla başlamış olayım. İnsan zahire muhteladır diyor usta. Zahire hapsolur. Arkadaşlar, kainatın zahiri zahirimizle alakalı veya zahirimizle zahirle alakalıyız. Göz batınla alakalı değil. Renk ve şekille alakalı. Kulak zahirle alakalı. Sesle alakalı. Kulak kalbi duymaz. Ağız zahirle alakalı. Ama aynı zamanda batını ifade eder ama daha çok bunu. Şimdi insan zahire ne kadar hapsolursa zahirin kurallarına, kanunlarına tabidir. Zahir. Mesela zahirde malı fazlaysa bana göre gözüken şudur ki gıpta edilir. O da ilerlese asit olur. Yani bir insan zahiri ilimlerle Risale-i Nur'un da özdeş yapayım. Risale-i Nur zahiri ilimleri, yani zahiriyle, işte iki asker vardı. Sırf böyle zahirde anlatımla kanaat ederse, bu insan mücadelesi çok zor olur. Neyle? Kendisiyle. Yani hasetiyle, gururu ve kibiriyle, olayları ben merkezi yorumlamasıyla, bir de ümitle ümitsiz arasında çok savaşır. Yani çok ter döker. Bu çok önemli. İsa mesela dört kıyılık çanta varmış. Ha sen onu dört kıyıya tam ama niye beş değil üç değil sormazsa zahirde kalırsın. Şimdi zahirde olan bir insanın yani zahir mevzularla inisar eder. Bu ne kadar hatalı olursa hatalıysa sırf her mevzuda batın aramak yani veya zahiri tamamen silmek, sırf batını esas almak, bu da batini mezhebidir ki, bu da bu kadar yanlıştır. Risale-i Nur, Kur'an'ın metoduyla gidiyor. Kur'an, huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Dört ism-i azamla gidiyor. İkinci şu anda da Risale-i Nur'un. Kur'an bir şeye ne kadar değer vermiş, o kadar değer vermiş. Ne kadar değer vermemiş, o kadar vermemiş. Kur'an zahir batın evvel ahire aldığı gibi Risale-i Nur da alıyor. Batın manaları ne kadar biz meşgul olursak, o kadar dünyanın cezbediciliğinden, çekiciliğinden kurtuluruz. Kesin. Yoksa çok zor. Yani, tsunami oluyor, denizde bulunuyorsun, seni o çeker yani. Gırdap seni çeker. Ne kadar helikoptere biner de uzaklaşırsan o kadar kurtulursun. Veya gemiye. Yani mevzulara zahirle beraber batını fark edip batına doğru seyahat ettikçe inanın dünya size kiri gelecek. Çirkin gelecek. Allah Allah bu muymuş? Vallahi bir mana ifade etmekten başka bir cazibeti kalmaz. Yani mümkün değil. Bakın, iradeniz de değil, artık fıtri oluyor, olacak. Yani irademle ya yapma, deme, ya kalbine sokma, irademle savaştığını çok zordur bu yol. Ustad diyor ki, tefekkür gaflet izah eder, dikkat, vehim evanları yakar. Arkadaşlar, vallahi bu zordur. İlk önce enfus diyor. Dahilden harice bakarsan,
rahatlarsın. 123 Mesnevi Nuriye, 147 Mesnevi Nuriye anlatıyor bunu. Yani enfuste olayları yorumlamak o kadar kolay ve güzel. Ve vesvesesiz, vesvesesiz imanın mertebesine ishal eden yoldur. Diyor ki, batını diyor tavsif ederken inceden inceye tetkik et. Ama zahirle uğraşırken sakın tafsilata girme, boğulursun. Yani eğer bir şey varmak istiyorsanız vallahi en kolay yolu zahiri kısmen aralayıp batınla meşgul olmak. Batini mevzularla meşgul olmak vallahi çok kolay. Çok kolay. Birincisi bu. Anlatmak istedim. İkincisi, her ders bulursunuz. Her yerde, sitelerde, internetlerde, sohbetlerde. Ama meslek ve meşrep dersini sitelerde bulursunuz. Dersler olabilir ama bu şekilde kapsayıcı ve ihatalı ve toplayıcı bir meslek ve meşrep layıka dersi göremezsiniz. Yok mu? Var ama çok azdır. Onlar da bilinmiyor. Benim gibi geviz olmadıkları için piyasaya çıkmıyorlar onlar. Şimdi bu layıka derslerini kimler yapabilir? Herkes yapar ama herkes bu şekilde uygulama yorumunu yapamaz. Niçin yapamaz? Çünkü tüfeğli olarak kenardan girmiş olmamalı. Mazide yaşı da müsait olmalı. Çok şey yaşaması lazım cemaat içinde. Yani tatbikatını gören bunların ne ifade ettiğini anlar. Bu onu kastettim. Yapamazdaki kastım o. Çünkü Resul kaç yaşındasın sen? 26. 26 yaşında. Ne yapabildi? Neyi görmüş ki? Bizimle göz açtı, bizimle kapattı. Bir şey devam ediyor. Ya bilemez yani. Bu tabiri ne ifade etti? Ama benim yaşamadığım bir cemaat pek yok. Yani gitmedim demiyorum. Orada bulundum. Tercih ettim en son yani hepsini. Bulundum, yaşadım. Abilerle kaldım. Tercih ettim. Zübeyir abinin meşrebini tercih ettim. Yani rastladı kolumdan gelinerek koluma girip de ben buraya getirdiler de burada kaldım. Çakılıp kaldım değil. Ben burada değildim zaten. Ondan sonra bizim o yaşantımızdan, bir şey alma yaşımızdan, hediye, imamlık yaparken para almayı, nikahta, cenaze, düğünlerde konuşma, hiçbir şey almam başına. Ve ilgilendiğimden dolayı vesaire işte. Onlar nurcu oldu. Cemaati vardı. Hiçbir cemaatsız değildi. Cemaati vardı. Tercih ettiler ailece. Bu zatlar geldiler bu sene. Ramazan'dan 15 gün önce. Bana X şehirde söylemeyeceğim. Anadolu'da bir şehirde 180 metrekare şehrin ana merkezinde Almancı 3 katlı binasının giriş katını tamamen toprakla ama bodrum değil. Tamam yani 2-3 cephesi cadde. Caddeye. Öyle bir daire verdi. Ben bunu gittim. Bir işte saymış olduğum cemaatlerin bir tanesine irtibat kurarak verdim. Ev sahipleri ben sana veriyorum. Ben de ona dedim ki onlar benim elemanım. Ama seni tanımıyorlarmış. Tabii tanımazlar. Ben nereden bilecekler? Biz her zaman görüşmeyiz. Seninle görüş. Onlar benim elemanlarımın elemanları. İyi o zaman. Sen karışma kardeş. Bana biliyor musun? Benim. Tamam abi hocam. Abi bile demiyor. Nurcular abi der. Ondan sonra o kardeşime söylüyor. Bir şey olmasın. Ve inşallah binayı o arkadaşlar aldılar, teslim aldılar. Hatta içini de o kardeşlerin istediği gibi donatıldı. Donatan gene Almancılar ve bugün yarın açılış yapacaklar. Beni de çağıracaklar için inşallah. Ergilebilirsin. Ve o daireyi vermişim. Çünkü niye? Kimseye vermemişim. Benim elemanlarım çalışıyor. Böyle inanıyorum. Eylemim de bu sevgili kardeşim. Bir tanesi bu. Diğerleri sana lazım değil. Ben onu en masum ifadeyle bana verdin, kiraya verdim, kirayı alırdım. Kirayı alırdım. O daireyi kiraya verdim, kirasını İstanbul'dan alırdım.
Yani illa limanın olması şart değil. Öyle mi? Alırdım yani. Asla. Çünkü o meşrep ben kurmuşum. Delilim de verdiğim daire. Ben kurdum. Almanya'da başka bir örneğim var. Dedi ki hocam şu sana güveniyorum. Sen burada imamsın. İmamlık yaptın 2 sene önce. Sen Gerlingen'de imamlık yaptın. Biz Fenerşehir'den ismini söylemeyeceğim. Seni duyduk. 3 katlı bina var. Bazı şansları ısrar edenlere kızmam da inanın. Herhangi kızmam. Ben mesul olmayayım diye. Çünkü üstad diyor ki hasm-ı nefs edemez. Yani yutamaz. Sabredemez. Ben de burada ders makamında bulunduğum için bildiğim yanlışı da derim. Demem lazım. Niye? Vallahi mesul olmamak için. Artık külliyat unutuluyor, unutturuluyor kasten ve planlı olarak. Abileri ısrar edenler, hatta altına Mercedes koyup çocuğunu şoför yapanlar şu anda müthiş usta, o abiye iftira edip düşman olan zatlardır. İfrat tefrit. Onu söylemek istiyorum. Abiler uyanın. Altına Mercedes'i koyan, oğlunu da şoför olarak emrine veren zatlar iftirayı başlatanlardır. İfrat tefrit. Yani bilerek veya bilmeyerek külliyat unutturuluyor. Nazara Risale-i Nur verilmiyor, veriliyorsa onda bir 9'u şans veriliyor. Her şeyin hakkı ve hududu kadar değer verir. Risale-i Nur'dur kardeş. Sırf onların pompalamasından dolayı hiçbir abiyi bayramlaşamıyorum, gidip ziyaret edemiyorum, etmiyorum. Ben de onların ifratını tefrit ederek belki vasata gelirler diye. Benim bu konuşmam bile, tefrit bile olmuyor. Artık külliyat okunmuyor. Havalarda hatıralar uçuşuyor. Kimin netlettiği belli değil, kimin eli kimin cebinde belli değil. Külliyat unutulmuş, unutturuluyor. Hepsini kastetmiyorum. Bak abicilik yapanlar abiyi dinamitlediler. Şimdi başka onların içinde bir yeni nesil gene bunu kullanıyor posasını dahi ki şey yapayım. Benim hiç abileri acıdığımdan yapıyorum. Yaşlılıklarından, plakalarından istifade edip sektör haline getirenler, sektör haline getirip rentik yapmak isteyenlere sözümdür. Hakkımı helal etmem, sözüm odur, onadır, onlaradır. Onları çok iyi biliyorum. Abi sektör olarak kullananlaradır. Rentik olarak kullananlar için yapıyorum. Ya Rabbi böyle dediğime sen şahitsin bunu kastettiğimi. Onun için ahirette ustadımın huzuruna öyle çıkacak. Ve rüyalarım da bu derslerden sonra hep çok iyi. Ha, demek ki bu dersler bizatihi dönemleri yaşayan insanlar manalandırabilir. Keşke yaşlı abiler bunları yapsa benden daha iyi değerlendirirdi. Ama maalesef. Kardeş, oradan bir layık oku gidelim hadi. Hadi bir şey oku oradan. Veya bu kitapları naillere verilip umumi derste sen oku. Sen oku, sen oku. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Nerede? Emirden böyle geçmiyor. Okumuştum size. Kardeş ne yapıyorsun? Naili, eli değil adam gelmiş öyle. Zaten tombala çeker gibi sana denk geldi. Adam zaten kıpkırmızı olmaktan, psikolojisinden dolayı zaten kitap okuyamıyor ki. Ne anladın hiç? Ondan sonra güzel bir patro oluyor. Ne patresi? Anlamadım. O çocuğu bir daha, o delikanlı bir de getiremezsiniz. Çünkü anlamadım kardeşim. Eyle okuyacak. Hakim olan, hazmeden alim-i mürşit koyun olmalı. O geçici. Ustad varken, ustadın ders arası kim yapabilir? Zübeyir abi varken, Zübeyir abi böyle mi yapmış? Sır katibi. Ustad'dan böyle mi görüldü? Urfa'daki dershaneler açılmış, İstanbul'da açılmış o tarihlerde. Böyle bir şey var mı? Nereden çıkmış bu? Nasıl çıkarttın sen? Yani gelmiş bak siz hayal edin. Benimle yürüyün bak. Büyük büyük cemaat. Beni de tuttun yeni getirdiniz. Bizzat köşkte oturuyor. Sen oku. Dur.
Selam. Dırr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 
anlaşılmaz, lisan bilinmez, zor bir muamma diye kafasına resim kalırsa bunun bedelini kim ödeyecek? Ki kalmaması mümkün değil. Dur kardeş. Nur Cevher, Elmas Cevher diye Zeki abinin emirde lemalardaki izahlı dersine bakın. Barla komple böyledir. Hulusi abi ne diyor? Bak usta da göndermiş. Metini koyuyor, 155 değil mi Barla? Metini koyuyor, anladığım ustadım diyor. Ve Risale'nin külliyatın içine koymuş. Hulusi abinin anlayışını külliyattan yapmış. Barla komple böyledir. Abilerin intibaları, anlayışlarını, tespitlerini koymuş. Tespiti ders yapmak değil, kitaba mal olmuş. Bak kısa kısa. 11. lemayı Üstad Hulusi abi şerh ediyor. 13. lemayı yapıyor, biz şerh ediyor. Metin ustadım diyor. 11. işareti koyuyor, bundan şunu anladım diyor. Varla komple abilerin şerh ve izahlarıdır. Şerh ve izah. Ha tamam, böyle yapmak, yani böyledir diye demetsen de hususi yap. Muzakere yapılır. İşte laikalarla bunlar dile getiriliyor. İmani ders yapılırken bu konuşmalar olmaz. Onun için şimdi konuşuyorum. Vazifesinde, evet, ciddiyet ve vakar esasımız, devam ediyoruz. Vazifesinde nihayet hüsnündeki secde-i galiyesini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, kemal emniyetini ve kuvvet imanını, gayet itminanını, nihayet usukunu gösteren fevkalade takvası. Arkadaşlar, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti, davasında nihayet derece sadık olduğunu güneş gibi aşikar gösteriyor. Bak kardeşim. Takvanın içerisi. Bak, takvanın içerisi. Karpuz. Yırt, gir içeriye. Ubudiyetin içerisi. Ciddiyetin içerisinde neler var? Bir de dört. Metanet. Yani bu dört tane. Bak, vazifesinde nihayet üstündeki secde-i galiyesi varmış. Bir, kemal-i emniyeti varmış içerisinde. Üç, kuvvet-i imanı varmış. Gayet itminanı varmış. Nihayet vusuku varmış. Yani takva ne oluşturur? Takva. Takvanın içerisi nedir? Meniyattan ve günahlardan 149 Kastamonu. İşte ama meniyat nedir? Bak şuymuş. He? Meniyat. Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Tamam mı? Terk etmek. Evet. Onun içerisinde o nasıl yaşanır? O şey. Şöyle. Onun içerisinde vazifende nihayet üstündeki secde-i galiye. Yani gali seciyelerin izhar edilmesinde veya uyandırılmasıyla takva gözükür. Ciddiyet gözükür. Metanet gözükür. Ubudiyet gözükür. Ne? Vazifene nihayet üstündeki secde-i galiyesi. Yani vazifeni en güzel yapabilmek yaparken sende uyandırılan, sende uyanan hal. İki, kemal emniyeti. Yani öyle yaşa ki kemal emniyet sahibi ol. Tam bir emniyet. Bir, hariçten seni görenler güvensinler. İki, emniyette ol. Hangi ayetteydi? Hulus da girerler, hulus da çıkarlar diyor. İsra suresi 12 miydi? Bir ayetindeydi. Şimdi bak, kemal-i emniyet. Öyle yaşa ki aleminde emin ol. Aleminde. Yani tereddüt olmasın sende. Davanı öyle özümse, öyle sahiplen ki efendim, içinde sen alemi de
emniyetli hisset, emniyet. O zaman sen davanı çok güzel bir şekilde gösterirsin. Yani millet sana baktığı zaman kendine güveni olduktan sonra korkmasan herkes güvenini verecektir. Sen kendin ise ya beni sevmiyorsun sen. Kadın diyor ve erkek diyor. Sen beni sevmiyorsun. Suç şu. Sende. Niye? Beni sevmiyorlar. Sen kendini sev. İnan bana herkes sana sevgisini verecektir. Sen kendini sevmiyorsun ki. Bizi nasıl anlıyoruz sevmediğini? Kendine barışık değilsin, hırçınsın, negatiflik yiyorsun. Ağzını açtığın zaman eleştiriden başlıyorsun besmelem. Fatiha'ndan tenkitle bitiriyorsun. Sen kendinle barışık değilsin. Sen kendini sevmiyorsun. O zaman bana bu enerjiyi, bu elektriklenmeyi vermediğin için bende de bu tarafım uyanıyor. Onun için Allah Resulü demiş, bir hanımını, eşini şey yap, eleştiri geldiği zaman dinlemiş, ha aynen sen böylesin demiş. Onun aynasında kendisini görüp anlatıyormuş. Mesela eş dese ki, sen şöylesin böylesin. Doğru, doğru hanım veya bey. Niye? Ben de kendini görüyoruz. Mümin, müminin aynasıdır. İnan, kendini sev, herkes sana sevgisini verecektir. Kendine güven, özgüvenin gelsin, sana herkes güvenecektir. Sen ne yaptığını biliyorsan, inan bana, sen ne yaptığını biliyorsan, nereye gideceğini de bilirsin. Sen nereye doğru hedefin belliyse yürürken herkes yoldan çekilecektir, merak etme. Sen yeter ki hedefini kilitlen. Ha, dolayısıyla sen emniyet hisset kendinde, herkes sana güvenecektir. Sen vazifene sahiplen, âli duygular gelişecek. Sonra itminan sahibi ol. Takvanın içerisinde itminan var. Mutmain olmak. Yani kanaat etmek. Mesela bir tanesini söylüyorum ya bazen işte tezahür. Allah'ınıza muhabbetiniz, aşkınızı ilan edin. Allah'ım ben senden memnunum. Ya Rabbi ben seni seviyorum. Bu nereyi tetikliyor? Allah'ım ben senden memnunum. Allah benden memnun olmasaydı bana bunu söylettirmezdi. Diyeceksin. Niye? Doğru. Çünkü Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, Allah bir kuluna tövbeyi nasip ettiyse affı murat etmiştir. Affı murat etmeyen Allah tövbeyi nasip etmez. O zaman tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Korkma. İmam Ali radıyallahu anh. Allah'ın onu yanlış çıkarmayacağından eminim. Çıkartma İmam Ali'yi. Çıkartmayacak. Aşırı bir başarı. Çünkü peygamberden naklediyor. Tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Çünkü Allah tövbeyi nasip etmek, eğer Allah affetmeyi istemeseydi sana tövbeyi nasip etmezdi. İnce Mesnevi Nuriye'de ne diyor? Kul ya ibadiyellezi esrafu. Ey nefislerine aşanlar, günah işleyen kullarım diyor. Sahipleniyor Allah. Kullarım diyor, kullarım. Kullar demiyor, kullarım. Kul ya ibadiyellezi esrafu. La taknetu min rahmetillah. Kullarım diyor, kullarım. Ne yap? Hangi kulların ya Rabbi? Rezillik, kepazelikler yapanların. Ne yaptınızsa yaptınız. Tamam, dönün bana. Ey benim kullarım. Tövbe edin. Tövbenizi kabul edeceğim, affedeceğim. Niye ya Rabbi? Ben bu kadar kepazelik yaptım. Beni nasıl affedersin? Çünkü ben sen değilim. Ben gafurur rahimim. İnnehu huvel gafurur rahimim. Allah'a affetmeye yakışmıyor ki o. Onu bana söylüyor. Bana diyor ki Allah, Müslümanı affet. Allah diyor ki affet. Vel kazimine el gayze vel affine alinnaz. Gayzlarını yutarlar, insanları affederler. Allah methediyor. Kastamonu'daki. Allah bize affetmeyi söylüyor. Allah kendisi affetmeye yakışmıyor. Bana yakışıyor. Ya Allah'a çok 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 affetmek yakışıyor. Çünkü Allah'tır. Çok 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 çok. Affetmek benim seviyemdedir. Ya esrafu ey nefisten aşanlar, ey nefisten aşan kullarım, çok hoşuma gidiyor. Kullarım diyor. Ya Rabbi tamam. Kullarım.
sahipleniyor. Kulumsun diyor. Bağımda bulunmuşsun. Ay, günah işledin ama gel ya. İtmina. Allah'ınla memnun ol. Allah'ın da razı ol. Allah'ım ben senden razıyım. De ya. Allah'ım senden razı. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşıkım Allah'ım. Seni arıyor. Bahtına düştüm. Seni talep ediyor. Allah. İtminan. Sonra nihayet vusuku. Sağlam ol. İddia ettiğin şeyin adamı. Vusuk. Vesikalı ol ki sağlam olasın. Senetli yani. Mesela abim hanım gider mi ya gitti mi falan. Sigorta yaptır kardeşim. Arabanın sigorta yaptırmıyor musun? Binanın deprem zelzele falan sigorta. Abi iman sigorta olur mu ya? Tabii ya. İmanın sigortası var. Hem de hasar olduğu zaman vermiyor. Öyle bir sigorta ki hasara uğrasın ve uğramasın derecesini arttırıyor. Abi nasıl sigorta? Allah Allah. Allah diyor ki Celle Celle. Şükrederseniz nimetinizi sabit tutarım demiyor. Çoğaltırım diyor. Demiyor mu? Şükrederseniz nimetimi çoğaltırım. Yani nimetimi tutarım, korurum demiyor. Çoğaltırım. Ha, böyle bir sigorta. Hangi sigorta? Sigorta şükür. Şükür sigortası. Ha, şimdi bir tanesi bunu deyince bir tane sigorta şirketi açacak. Şükür sigortası. Şükür sigortası nettir kardeşim imanımdan. Ya Rab imanımdan hamdolsun sana. İmanı verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Psikoloji neyim mi kardeşim? İyi. Bedensel demiyor. Ruhsal yapı neyim mi? Bir adım at, 10 defa şükret. Ne olur? Kafa neyim mi? Diğeri hikaye. Allah'ım diğerleri hikaye. Hiç. Allah hikaye. Tanrı hikaye. Billah hikaye. Hiç. Hiç. Batınla meşgul oldun mu? Allah'a yemin ederim bunlar hikaye hepsi. Psikoloji neyim mi kardeşim? Allah'ınla razı mısın? Allah'ınla razı mısın? Kendinle barışık mısın? Evladın eskarın var mı kardeşim? Namaz kılıp arkasında tesbihat yapabiliyor musun kardeşim? 5-10 dakika risale okuyabiliyor musun kardeşim? Haftada bir gün derse gidiyor musun kardeşim? Allah'ını seversen bir adım at 10 defa şükret ne olur? Gerisi hikaye. Hikaye. İlan. Nefsim 7 kudretinde olan Allah'ın zatına yemin ederim ki böyle inanıyorum böyle. Bu böyle ya. Hikaye. Hiçbir şey yok. Değmiyor. Alakayı kalbe değmiyor. Fikrin merakına değmiyor. Kalbin içine sokmaya değmiyor. Yani. Değmiyor. Giyin kardeşim kalbine sokma. Parayı kazan cebine koy. Aşağı bir cebe koy. Kalbin üzerine. Kalbin içine koyma. Arabayı garaja koy. Kalbin içine koy. Değmiyor. Değmiyor be kardeşim. Ne olur? Değmiyor. Bu gözlerim ne kadar sekerattakini seyretmiştir. Ölüm anını. Bu gözlerim ne kadar kabirdeki kefenleri suratı açılmış veya kefenli insanın görmüş. Bunda ne kadar kefen düzeltmişim veya sarmışım. Ne kadar mezara indirmişim. Bunda ne kadar Yasin okumuşum. Ya yapma değil. Ama ne olur gaye edinme. Dava edinme. Allah hayatın cennetini yaşarsın. Size bir şey anlatayım mı? Nasıl keseyim? Gerçi gitmek için. Ağacı düşünün. Tamam. Ağacın içinde meyve var. Lütfen hayal edin benimle. Ağacı düşünün. İlk önce çekirdek düşünün. İçi var değil mi? Ağaç oldu. Bu ağaç nedir? Çekirdeğin içi. Çekirdekle bakarsan, çekirdeğin içi dışarıda. Ağaç. Duyuyor musunuz beni? Bir daha söylüyorum. Toprak, çekirdek. Çekirdekle ağaç var mı içinde? Var. Nerede? İçinde. Dışı içinde. Çekirdekle ne ağaç oldu? İçi dışında. Meyve var ağaçta. Meyvenin içinde çekirdek var. Tamam.
O çekirdekte ağacın, yani çekirdeğin başı, ağaç içinde mi? Dışı içinde. Aynı zamanda o çekirdek geleceğe taşındığı için içi dışında olacak. Geleceğin en güzel delili bir çekirdektir. Gelecek yoksa neyi nereye taşıyor? Çünkü gelecek ikinci baharın ispatıdır. Aynen bunun gibi. İman bizde. Tamam. Birinci serüven bu. Kabul ettik, imanı Allah bize verdi. Ruhumuza. Ne olur? Biraz çalışalım batında. İçimizdeki olanın, imanın içine girelim. Dışımız içine girsin. İçi dışında, dışı içinde. Fihi mafi. Bakın bir daha söylüyorum. İman yok. İman ettik. Aldık içimize. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun ruhuna, kalbine koydu bir nurdur. İçime koydum imanı. Demek ki dışım içimde. İman Allah'ın zatının nuruydu dışımda. Ama içime verdi Allah. Aldım içime. Koydum. Öyle kitap oku, davan sahibi ol ki, nurculukta terakki et ki, içindekinin içine gir. İmanının içine gir. İşte cennet bu. İmam Ali cennete gitmek zor bir şey değil diyor. Cennete girmek bir şey değil ki. Normal avam yapar. Allah nasip eder. Hatta hiç ibadeti olmayan zina yapan da giriyor. Girer. Niye? Fetret. Hiç din gelmemiş. Bedevi, pigme. Hiç din, peygamber gelmemiş. Hiç din namına cennete gidecek. Ve makin namazı beni hatta nefese mesula. İmam Ali diyor ki cennete gitmek değil o kadar zor. Dünyanın cennet yapabiliyor musun? Cenneti, cennet nerede? İmanın içine girme nispetinde. Gir imanın içerisine. Enfüse dön. Aslına dön. Kendine dön. Kendini hariç arama. Kendini bir şeylerle ifade etmeye çalışma. Ne derler diye yaşama. Ne derler diye giyme. Ne derler diye alma. Ne derler diye yeme. Ne derler diye söyleme. Tavır takılma. Kendini yaşa. Başkasını yaşama. Ne derler diye yaşarsan, başkasını yaşarsın. Allah aşkına ölüp gidiyorsun, ömrün bitti. Sen kendini ne zaman yaşayacaksın? Eğer imanının içine girersen, içindekinin içine girersen, vallahi cennet o. Çünkü cennetten üstündür iman. Çünkü cennet bize hizmet etme makamıdır. Edilen biziz. Hizmet eden cennettir. Cennetten biz üstünüz. Hizmet etme makamıdır. İman ise bizden üstün. İmanının içine gir. Ustad diyor ki kalbin ve ruhun daire-i hayatına gir. Lemalar. 17. lema. Kalbin ve ruhun daire-i hayatına gir. Zannettiğin geniş dünyadan daha geniş bir alemi görürsün. Ya. Abi nasıl yapacağız? Birinci soru. İkinci soru. Abi üçüncü gözümüzü nasıl açacağız? Kalp gözünü. Bir göz, iki göz, bu göz. Hepsinin cevabı şu. Vicdanına gir. Abi nasıl uyandıracağız? Vicdanında irade, zihin, his, latife-i Rabbani. İradeni ibadetullah'ta kullan. Sünnet-i seni yaşa. İmanın içine girmek istiyorsan. Sünnet-i seni yaşa. Kalp, his. Kalbine çöp tenekesi gibi sok, yapma. Her şeyi sokma içine. Aklını marifetullah'ta kullan. Bunları yapanın karşısında latife-i Rabbani, Allah göreceksin. Allah'ı göreceksin nispetinde. İlk önce fikrediyorsun, hissediyorsun, mahsediyorsun, zevk ediyorsun. Allah'tan zevk aldın mı acayip olur diye yazıyor. Allah'tan emmeye başladın mı Allah kadar lezzetli bir şey yoktur. Bütün lezzet menba odur. Allah bu, eğer bu üçü yaparsan, sünnet-i seni yaşarsan, iradenin vazifesi ibadetullah. İbadetullah sünnet-i seni yaşma. Hissin vazifesi muhabbetullah. Lazım olanları kalbe sokacaksın. Bekçilik yap. Sevilmeyenleri sokma. Üç, marifetullah'ta kafanı marifetullah'ta terakki ettir. Bunu yaşayınca bunu göreceksin karşında. Ondan sonra Allah'ı fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme, şuhut derecesine iman seviyesini kazanacaksın.
Ustad Şili söylüyor. Kaimiyette. Hakayık ama imani şuhud derecesini şahit olur. Şuhud derecesinde imana mazhar olur. Şuhud, şahit, görmek. Çok yer var Risale. Allah'ı görmek. Mesela en avamı söyleyeyim hepimizde. En Allah'ı emmeyi söyleyeyim. Allah çocuk annesini emer gibi söyleyeyim bak. Allah nasıl emiyoruz bak. Bir tanesi. Herkes için malum. Şimdi Kur'an okurken veya namaz kılarken veya sohbetteyken Allah aşkına namaza durduk. Bazı hal, bazı namazımızda ama bazılarında çoğun, bütün namazlarında oluyor. Böyle bir tatlı an olmuyor. Vitesi gelmek istemiyor. Böyle tatlı bir boşluk, rahat, surur, neşe. Olmuyor mu? Ha, o şu demekmiş. Allah kendisini sana aralıyor. Ben varım ha, senden razıyım ha. Bak Allah kendisini aralayıp sana feyiz, yani Allah'a emmen oluyor. Açır kendisini, kısmen Allah. Odur. Allah'a emmektir. Acil bir şey. Allah'a fark etmek, Allah'ı fikretmek, Allah'ı hissetmek, Allah'a sevk etmek. Ballar balını buldum kardeş. Kovanın yağma olsun. Gerisi hikaye. Allah bulduktan sonra gerisi hikaye. Allah senin oldu mu? Allah'ın nesi varsa senin olur. Abi cahil. Abi gafil. Allah senin oldu mu? Allah deme. Allah'ım de. Allah seninse Allah'ın nesi var? Hepsi benimdir. Gör. Hepsi senindir gör. Nerede söylüyor? Dördüncü şu anda. Bu şekilde mala karşı sevgi tatmin olur diyor. Mal sevgisi ancak öyle tatmin olur. Kardeşim sen babana sahip misin? Bu benim babam mı diyorsun? Evet. Babanın malı ile yabancılık hissetmiyorsun ki. Babanın malı, babanı görmüyorsun ki. Benimdir hissediyorsun. Böylesi yok mu? Baba malı benimdir ya. Ne demek babam? Ne demek benim malım? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir duygu yok. Onun da benim. Hayır benim yani. Bundan daha ileri işte. Allah benimse, Allah'ın nesi varsa benimdir. Gör. Ne kadar hoş. Allah benim kardeş. Allah'ım. Allah değil, Allah'ım. Allah bak böyle konuşturuyor. Tatlıdır Allah. Lezzetlidir Allah. Onu koy çaya, çayla iç. Ekmeğin içine koy. Her şeyde marifet yolunu bulursun. Her şey de o. Nihayet vusukunu göster fekatak. Evet, bu sözler 236. Şimdi şu zatın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti yalnız mucizatına münasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali ve ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti sıdkına ve ciddiyetini ispat eder. Mektubat 90. Allah Allah. Ciddiyet okuyor muyuz ya? Ciddiyetin şeyine bakın. Ciddiyeti nasıl gösteriyor? Bir, peygamberimizin ciddiyetine bak. Her ehli dikkatine hem umum harekatına dikkat edilirse, fiillerine dikkat edilirse, ahvaline dikkat edilirse, akvaline sözlerine dikkat edilirse, ahlakına, tavırlarına, siretine, huyuna, süretine, simasına, mimiklerine, olayları ifade ederken ifade şekline ne gözükür? Sıdkı ve ciddiyeti gözükürmüş. Sıdık olduğu, doğru olduğu gözüküyor. Bir Müslüman bunlara efali, ahvali, akvali, ahlak, etvarı, siret, sureti dikkat ederse sıdkını ve ciddiyetini müşahede eder. Hizmet ehlinde vazife ciddiyeti ne kadar mıyım onu okuyorum şimdi. Hizmet ehlinde, hizmet ehli var ya, bak. Hizmet-i Kur'an'ın bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kutsinin etrafında izni ilahiyle nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gafs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Niye? Ta ki bu hizmet-i kutside bulunanlar
ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. Lamalar 40 şaka tukadı. Bak, bu hizmeti kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerine, ilimlerine, paralarına, iktidarlarına demiyor. Bakın arkadaşlar, anlıyor musunuz bunu? Geylani Hazretleri, Kerametkârani 800 sene sonra bizden bahsediyor. Nurcu'dan bahsediyor. Niye? Ta ki hizmet-i kutsiyede bulunanlar, hizmet-i kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerinde, hizmetlerinde de sebat etsinler. Bak, ilminiz, kudretiniz, paranız, meziyetiniz, çok güzel ders yapmanız, iyi bilmeniz, külliyatı, tevhid dersini yapmanız demiyor. Ciddiyetiniz ve sebatınız. Hep bunu kullanıyor. Allah Allah. Sebat. En çok yara alanlar kimlermiş? Siperini terk edenler. Siperini? Ne Ahmet? Siperini terk edenler. Ya. Evet, kazanılması ve özenilmesi, ağız suya akıtılması gereken meziyet şu. Ya ciddi adam, bir de sabit, sebat adam. Sebat etti. Mustafa da öyle demiş ya. Hatıra küllatla çatışmıyor bak söyleyeceğim. Siz diyor bu hizmete kanaat edin ve sebat edin. Sırat köprüsünde omuzum size borç olsun diyor. Mufassal tarihçede Badıl abinin haritan şeyini yazmış. Ustak demiş. Zaten büyük Kastamonu'da büyüyor diyor yani 96. sayfa. Geylani bizim ciddiyetimizi ve sebatımızdan dolayı alkışlıyor. Hizmet-i Kur'an'ı bulunana, benim Rehmi anlatmıştım Geylani ile alakalı biliyorsunuz. Geylani Hazretleri bizim sebat ve samimi oluşumuzda sahiplendi. Ben rüyamda parçasını söylüyorum bunlarla alakalı Geylani. Haşir meydanında uzun uzun anlatmayacağım ama. Ben hasenat seyahatim, günahım, sebabım tartıldı. Haşir meydanında şahsı, cemaat yok, şefaat falan yok. Sırf günahım, sebabım benim. 17 yaşından beri dershanedeyim. 50 yaşındayım. Rüyamda ama bundan herhalde bir 10 sene önce gördüm. Günahım, sebabım tartıldı. Netice günahım fazla denildi. Cehenneme gidecek. Günah sebabına gelene kadar. Festakim kemal ümürte. Hiç kimse istikamet bulamaz. Yani sebabı fazla olamaz. Bu cemiyette günahına karşı mümkün değil. Benden dolayı demiyorum. Orada söylüyorsun. Festakim kemal ümürte. Çünkü bir dil ile binlerce gelen günahlara karşı nasıl mukabele edeceksin kardeşim? Bir kafa kaldırdın, binlerce enkazla muhatap oldun. Nasıl yapacaksın? Nasıl enkazı kaldırmak? Makinen mi var? İnşaatın altına kaldın ya. Ben kendimi söylüyorum. Kim ders alırsa alsın. Kimse şey yapmıyor. Günahımsa, günahım fazla. Demek ki dünyada da böyleymişim ki, orada diyorum. Hiç ümidimi kesmiyorum. Zebaniler girdi. Allah onların bir insan şekli var. Kulak kulak gözükmüyor. Yani şekli süet şey sipsiyah insana benziyor. Ama ne göz hiçbir şey göz. Sipsiyah. İçi, ama böyle bir siyah yok dünyada. Birisi sağıma birisi soluma girdi. Allah onlara merhamet yaratmamış. Zebani. Cehenneme atın dedi. Benim bir koluma girdiler. Bir tanesi bir kolumda. Ama çok iyi hatırlıyorum ki hiç ümidimi kesmedim. Allah beni bırakmayacak. Gidiyor. Ya dedim şöyle yapın böyle yapın. Bazen daha böyle o korkudan ayağım yürümüyor. Bıraktım kendimi. Ne yapıyorlar biliyor musun? Zerre kadar bir dozer var. Gor 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 gor. Dozeri tutsam dur desem. Dozer hiç etkilenir mi? Kamyon da değil dozer. Etki. Aynı onun gibi dozer. Gor 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 beni sürüklüyor. Gram böyle sendelemiyorlar. Gor 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 gor. Öyle baktım ki çare yok. Mecbur kalktım. Her tarafım yırtılmış. Kalktım ağzım bunun sürtülüyor. Yırtılmış. Fakat hiç ümitsiz değilim. Çok iyi anlıyorum. Sonra böyle gidiyorduk. Tepeye doğru çıkıyoruz. Nereye götürüyorsunuz beni?
tepenin zirveye kadar seni götüreceğiz. Ama onun dibi tamamen kesik. Onun öteki tarafı böyle cehennem kuyusudur. Seni oraya atacağız. Çıkıyoruz. Böyle götürüyorlar. Bakıyorum ikide bir. Arkaya. Çünkü Allah beni bırakmayacak. Allah beni hesaba mahkum etmeyecek. Haşr-ı Meydan'daki hesaba beni mahkum etmeyecek kadar Allah irade sahibidir. Allah hesaba mahkum değildir. Mecbur değildir. Benim günahım Allah'ın affetmesini kayıtlayamaz. Aciz bırakamaz. Düşünceler var. Çıkarken yol. Asfalt. Aynı böyle. Sol tarafa bir baktım. Yani bu kadar bir taş yok. Toz buz. Şehir toz olmuş. Soluna bakıyorum. Binalar, evler. Nurani evler oynuyor, gülüyor. Ev canlı, ruhlu. Hiç de şakalaşıyorlar evler birbirlerine. İçindekiler acayip. Tuhaf yani. Yolun bu tarafı böyle, bu tarafı böyle. Canlı ruhlu. Ya Allah Allah. Bu ne dedim? Savaş oldu dedim. Savaş oldu dedim de. Bu niye böyle bombalar isabetli? Buraya niye dedim bomba isabet etmedi? Yolun bir tarafı böyle, bir tarafı böyle. Toz buz olmuş, enkaz, hiçbir tane bir şey yok. Tabii ki de, buraya niye isabet etmedi? Tabii ki etmez dedi. Burası Şeyh Abdülkadir Geylani'nin şehridir dedi. Buraya der mi dedi ya? Zebaniler diyor bana. Ben de dedim ki anşo. Helalısın be. Allah senden razı olsun. Zaten delikanlı adamdın. Dünyada değil, aynı diyorum. Delikanlı adamdın. Ben gidiyorum dibe ama hiç önemli değil. Sanki burada hakikaten hak ettin. Baba adamdın ben dedim. Delikanlı adamdın. Allah senden razı olsun. Gurur duydum, şeref aldım onun şeyin seviyesinde. Derken böyle çıkarken, tabi sokaklar var böyle. Aa baktı ki uzun boylu. Cübbesi vesaire. Aa Geylani geliyor dedi. Biz böyle çıkarken yola böyle sokakta. Geylani geliyor dedi. Tam böyle geldi. Yola durdu. Yola durdu, biz gidiyoruz derken şok oldular bu zebaniler. Onu görünce ceylana çarpıldılar gibi. Odunlu çarptı. Kurtardım elimi. Kurtardım. Doğru eline. Elini öptürmedi. Ayağına kapandı. Ayağını öptüm. Ayağını öptüm. Ayak demek. El metodu demek. Ayak zemin. Risale. Öptüm ve kafam orada. Sağ veya sol bilemiyorum. Elini kafama koyup onlara tehdit ederek. Aynı böyle. Bu bizi tanır, biz de bunu tanırız. Bu bizi sever, biz de bunu severiz. Ben buna kefilim, bırakın. Öyle yaptı. Peki efendim dediler. Şimdi yorumunu yapayım. Ben değilim o. Bir nur talebesidir oryadaki. Geylani şans değildir. İştirak-ı amali uhreviye sırrı olan şahs-ı manevidir. Bu bizi tanır, sıdıkiyettir. Bu bizi sever, ihlastır. Ha? Nurcuyum. Biz buna kefiliz. Yani hizmet-i imaniye, hizmet-i imaniye her bir nurcuya kefildir. Ve beni şehire aldı. Çıkmadık. Zebani'yi görmedim bir daha. Zebani, kusura bakmayın ama geleni görünce defoldu. Kaçtı mı demeyeceğim. Bir bak, adamlar. Zaten görmedim, bakmadım arkaya. Şehre gitti. Aldı beni, sahiplendi. Yani Geylani dedi ki bu hizmet-i kutsiyede bulunanlar ciddiyetlerine, hizmetlerine sebat etsinler. Kavsazım bir nevi kerameti beyan et. Keramet. Yani sahiplenmek. Bu hizmetin başlarında onlar diyoruz da. Sahiplenmek. Sahiplenirseniz sahiplenilirsiniz. Severseniz sevilirsiniz. Sadakat gösterirsiniz, sadakat gösterilirsiniz. Hepimiz. Sahiplenirsen, sahiplenilirsin. Öyledir Allah'ın adeti. Seversen, sevileceksin, merak etme. Hizmet-i Kur'an'ı bulunana, ya dünya ona küsmeni veya o dünya küsmeni ta ihlasla, ciddiyetle hizmet-i Kur'an'ı bulunsunlar. İşte Hulusi'nin kalbi çenden layete zelzel idi. Layete zelzel sarsılmaz. La menfi yapıyor. Zelzel. Oynak. Oynaksızdı. Yani sarsılmaz. Fakat bu vaziyet onu futura sevk ettiğinden
Şefkatli tokat yedi. Neye tokat yemiş biliyor musunuz? Çok ilginç. Lemalara bakın. 40. sayfa şefkat tokatları bak. Neye tokat yemiş biliyor musun? Sebat gösterdi. Göstermedi mi? Hayır. İhlassızlıkla mı? Hayır. Üstad ihlas karamanı. Günah mı işlediler? Tokat yedi. Tokatın sebebi neymiş biliyor musunuz? Hizmetteyken, hizmetin başındayken anne babasını ziyarete gitmişti ondan. Hani Sülaymen vardı? Haram işlediğinden tokat değil. Ben sana vurabilir miyim Resul? Yok uzakta. Ama buna niye? Yakın olduğu için sana vuramam. Barlada diyor ki tokat yakın olanlara vurur. Uzağa vurulmaz. Günahtan tokat biz yeriz. Hulusi abiyle. Yani vazifesi de aksama yaparsa çakıyor Allah. Günah değil onların işi. Anne babasını ziyaret etmiş. Allah Allah. Görün bakın şefkat tokatında ikinci sırada. Çünkü niye? Sen sebat edeceksin. Hizmetin başındasın. Ana baba nerede? İlk önce hukukullah. Allah'ın dediği. Sonra hukuku Resulullah. Resulullah'ın sünneti seniyesi. Üçüncü hukuk. Hukuk-u asfiya. Asrın imamı. Müceditlik. Müceditlik ceyranı sana müsaade edecek ettiği kadar serbestsin. Nurculuk sana ne kadar müsaade etmişse o kadarsın. Sonra hukuku mütedeyyin valideyin. Dindar anne babanın hukuku. O da bunlarla çatışmayacak. Oğlum hizmeti bırak gel ben niye gir anne istiyorsun? Vallahi çok özledim hiç kusura bakma ben kamptayım dersteyim. İnanın bana annemle 15 sene iftar yapamadım. Kendi iktidarımda olsaydım 15 defa gitmiştim. Rüştü abi yanındayken 15 sene ya. Oğlum hiç mi benden iftar yapmayacağız? Bazen işte dizelere gittiğim zaman hani nöbet verildiği zaman işte oradaydı bir veya bir senede iki ay geliyordu. Annem babama uğrardı. Bir defa oğlum hiç iftar yapmadım iyi hatırlıyorum. Ama kendi iktidarım olsaydı yani Rüştü abi gibi kuralcı, sert. Zaten meslek ve meşrep Fahir abi, Zübeyir abiden almış o. Öyle ayayıp. Olur mu kardeşim böyle? Bana ne soruyorsun? İmam Ebu Yusuf, efendim baba, annesi mi? Babası galiba vefat etmiş. Efendim müsaade edin demiş. Gitmiş yıkama falan meseleyle uğraşmış. Ondan sonra demiş ki İmam Azam Efendimiz. İmam Ebu Yusuf sormuş. Efendim gömmeye gideyim. Bırak demiş. Ölüleri ölüler gömsün. Sen demiş derse katır. Tamam. Defin ismini buraya kadar yaptın ondan sonra onlar yapabilir bırak. Gömmeye gitmemiş. Ben yapsaydım şimdi beni şuraya bak İslam ahlakına bak böyle mi derler. Sonra İmam Ebu Yusuf diyor ki ömrümde en kaliteli ders oydu. Eğer katılmamış olsaydı bu dersi ebedi ve ebedi ezeli olarak alamazdım demiş. Ne derler diye yaşamamışlar bunlar. Ne yapması gerektiğini öyle yaşamışlar. Bak İmam Ebu Yusuf cesedi yıkıyor, keyfenliyor, gömmeyi ölülere veriyor. Gidin ölüyü gömün dedi, ölü, ölüler gömsün. O İmam Azam'ın dersine katılmış, kitapta yazıyor. Ondan sonra, şefkat tokatında Hulusi abi anne babasını ziyaret etmiş, tokat yemiş. Hulusi Leyray, bir dakika, senin üçüncü vazife, nurun hizmetinin başındasın. Ne futura sebebiyet veriyorsun, ne terk ediyorsun dershaneyi? Ne siperi terk ediyorsun kardeşim? Otur oturduğun yerde. Aldın böyle jipleri, minibüsleri, klimalı bilmem neleri. Oh ver elini orası elini. Yapamaz. Abi ama bize tokat gelmiyor. Gelmez tabii. Sana ve bana gelmez ki kardeş. Bize günahlarda tokat gelir. Gelirse. Ha hiç mi tokat gelmiyor günahta da? Allah yardım etsin sana bana. Ahirette kaldı o. İkaz edilmiyorsun artık. Allah seni bıraktı. Allah seni bıraktı. Rüştü abi böyle sert 15 günde bir ders yapmasaydı şüpheleniyorduk. Rüştü abi bize ümidi mi kesti ya? Hiç bize vurmuyor, çakmıyor ya. Sert ders yapmıyor. Zübeyir abiye de öyle bakarlarmış. Otur, sen otur. Sen git. Şimdi müsait değil. Müsait değil kardeş. Bir daha onu çağırma dersin. Derste kimse çıkmayacak telefonla. Kim olursa olsun, yangın olsun. Babanız dahi vefatı gömülse dersi terk etmeyeceksiniz. Gömsünler.
Ben de dahil. Şimdi Hulusi abi, bak, Çen'den kalbi kaygan değildi. Lahete zelzel. Zelzeleli değil. Fakat bu vaziyet onun futura sevk ettiğinden. Niye? Çoktan beri görmediği memleketine gitti. Rütbeli gitti. Bak bak bak, futura veren sebeplere bakın. Versenize şu lemaları ya. Ver 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 şunu. Bak, futura veren. Şefkati tokat yedi. Tam 1-2 sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan, hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit vazife-i maneviyesinde ciddiyete tam manasıyla sarıldı. Nefret etti. Bak, futur veren sebeplere bakın. Benim sebabım iken bunun günahı oluyor. Üçüncüsü abi. Üçüncüsü mü? Ha, ben bir ikincisi zannettim. Tamam kardeş? Hizmet-i Kur'an'ın pek mühim bir azası olan Hulusi Bey, Eğridir'den memleketine gittiği vakit. Gitti ustadım, ne var? Günah mı işledi? Eğridir ya. Şimdi biz gezmeye gidiyoruz kardeşim. Ana babamız da değil. Eğridir gölüne gidiyoruz vallaya. Saadet-i dünyevi tam ona zevk ettirecek. Saadet-i dünyevi zevk edecek sebep neymiş bakalım. Temin edecek esbab bulunduğundan saadet-i dünyevi zevk ve zevk edecek sebepler bulunduğundan neymiş bakalım. Bir derece sırf uhrevi olan hizmet-i Kur'an'ı futura yüz göstermeye dair esbab hazırlandı. Esbab neymiş? Çünkü çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu. Hem vatanını gördü, vatan sevgisi. Hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. 3. Rütbeli, memleket, ana baba. Memlekete gidince hizmet mi hatırımıza geliyor? Hani falan, hani suttaş yap, ne yap, şunu yap, onu yap. İmam Baydi Müftü şaşırdı, Mühsin yarıldılar falan. Dünya ona güldü. Geziyorsun. Halbuki, sen ben değil bak, kim ise. Halbuki hizmet-i Kur'an'ı bulunana. Hizmet-i Kur'an'ı misin kardeşim, ben vakıf mısın? Hani vukufeli, hani vakfetmiştin kendini? Niye hak arıyorsun kendini? Abi gezmeyecek misin? Senin gezme hakkın yok. Sen vakıf malısın. Bu vakıftır. Alamazsın bir daha. Vakfetmişsin. Vakfedilen şeyi almak tükürdüğünü yapmaktır. Resulullah söylüyor. Vakfetmişsen duygularını da vakfettireceksin, cesedini. Ben yok. Ben yok. Biz. Artık hissiyatları karıştırmayacağız. Vakıfsan, vakfedilmişsen. Bak, halbuki hizmet-i Kur'an'ı bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünya küsmeli. Ta ihlas ile, ciddiyet ile hizmet-i Kur'an'ı da bulunsun. İşte Hulusi'nin kalbi çendan layet selzel idi. Fakat bu vaziyet onun futura sevk ettiğinden 3 sebep. Ana baba futura sebebiyet veriyor. Oğlum bırak ya, çalış diyor, para kazan, evlen diyor ya. Mürüvvetini mi görmeyeceğiz? Hatta bana ne kadar beddua etti evlenmezsen. Hala öyle girdi kabire ama şimdi pişmandır, oradan dua ediyormuş. Hak. İlk önce hak Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hakkı, asıl imam hakkı, sonra mütedeyin anne babanın hakkı. Hakkım sana aram olsun namaz kılarsan. Ne, kılmayacak mıyız? Ha, kafasına bir şey yapma. Yani müdahale etme. Tamam, sen bildiğini oku. Bana dedi ki hakkım sana helal etmiyor. Sen evlenmesen, orayı terk etmesin. Peki dedim. Sana selam, bana selam. Gitti. Son vaziyetlerine gerçi hakkını helal ettiği gibi gözüktüse de tam etmemiştir zannediyorum. Mesela etmiştir inşallah. Ne yaptı biz? Anne baba hukukuyla mı gittik? Hayır. Çünkü hukukullah başta geliyor. Allah'ın dediği. Hukuku Resulullah, Resulullah'ın dediği. Sünnet-i seniye, cihattayız. Savaşıyoruz. Grrrt grrrt. Ne anne baba? Anne baba köyde. Cephedeyim ben. Anne baba ile uğraşacak zamanım yok. Cephedeyiz. Sonra hukuk asfiye. Asıl imamı ne demiş bana? Ne vazife yüklemiş? Böyle bana ne diyor? Cepheyi terk etme diyor bana. Asıl imamı Bediüzzaman. Sen bana diyor ki çalış, mücadele et. Orası burası şey yapma, lambur lambur yapmayın yani. Aldatmamalıyız insanları. Ya o dar olmamalı, ya o yer aslıyla hizmet etmeli. Biz millet aldatmayacağız, dershaneciyiz diye bir elini şuraya, bir elini oraya, bir elini... Olmaz kardeşim, aldatma kendini, başkasını da aldatma.
Kendini gezdirmeye gelmedin buraya. Kendini gezdirme sebeplerini arıyorsun burada. Evinde bu kadar gezemiyordun, gezemeyecektin. Gezemezsin. Sebat edeceksin. Vakıfsın. Vakıf, vukuf. Vakfedilmiş yerdesin. İhtiyaç halinde gideceksin. Ver elini şuraya buraya yapamazsın. Yapamadı işte yap. Tokat yedi. Memleketine gitti. Rütbeli gitti. Rütbeyle davayı anlatacaktı. Çünkü memur, amir olanların risalini anlatması daha tesirli olur. Burada öyle değil işte. Ana babasını da ziyaret etti. Tokat yedi. Abi ona gelir. Tabii sana gelmiyorsa Allah yardım etsin. Tokat gelecek kadar seviyen yok demektir. Tokat gelmiyorsa ahirete kalıyor. Usta sana hesap soracak. Niye dersini kullandınız? Tam bir iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini de kaçırdılar. Hem dünyayı ondan hem onu dünyadan küstürdüler. O vakit ne oldu? Musallat oldular. Gittiler. Gitti. Bir musallat oldu ehli dünya. Allah musallat etti. Bir çaktı. Bulutun arkasına sopa vurmayacak. Hulusi! Yanlış yapıyorsun! Demedi ki. Ne yaptı? Allah çaktı. Zındıkla çaktı. Zalimin sopasıyla vurdu. O ne yaptı? O vakit vazife-i maneviyesini, ciddiyeti ve tam manasıyla sarıldı. İstersen, istersen sarılma. Kıysa sarılma. Aman diyor. Ya. Göreyim. Kardeşim Ramazan'da bir vakıf. Abi ben ümre yapacağım. Kardeş, Ramazan'da en çok yoğun olduğumuz, en çok insanlar teveccüh ettiği, insanların hissiyatı dinyesi açık olduğu, çok insanlara varmamız ayıdır, zamanıdır. Çok böyle onlara anlatacak zemin yumuşamışlardır. Cenaze ortamı, bir de Ramazan ortamı çok, insanlar dine çok müsaittir. Abi ben gideyim, sana mübarek olsun, sen zaten karar vermişsin. Ramazan'da ümre, ne ümresi? Vakıf ümre yapamaz Ramazan'da. Yapmamalısın. Ne ümresi kardeşim? Sünnettir. Ne farz dururken ne sünneti yani? Muzaffer farz yani iman hizmeti. Yani insanların en çok dersine geldiği tarih değil mi? En çok hareketlenen bir zaman değil mi? Ya kardeşim bir sene bunun için duruyordun. Durman ayında da çekip gitmişsin. Tokat da gelmiyor. Ahirette kalıyor. Deme bunu. Nasıl demeyeyim? Ne işi var ya? 100'e yakın vakıf varmış bu sene ümrede. Ramazan'da. Ne oldu peki onların kaldıkları yer? Sizden gitmedi mi? Gitti. Benden de gitti iki tane. Razı mıydım? Değildim. Rezamı da söylemedim. Razı olmadığımı da söyledim. Bak ben ömrümde hiç Ramazan'da gitmemişim. Gitmiş miyim? Gitmemişim. Razı değilim. Baktım ki karar vermiş. Kardeşim siz karar vermişsiniz. Bana haber veriyorsunuz. Benden meşret etmiyorsunuz. Haber veriyor abi bize. Abi yani kemkün tam kardeşim ben hürriyet-i şerinizi kırmam ben. Ben hürriyet-i şeren insanlardan. Böyle bana tamam yolunuz açık olsun ama sakıncalarımı, çekincelerimi söyledim. Çekincem şu. En çok, sen bak, en çok efendim istifade edilecek, vakıftan istifade edilecek ay efendim şeydir, Ramazan ayıdır. Burada şu karşı sayfaya geçin. Hulusi ise ahirdeki sözlerin ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması. Bak, mektubatın çok mevzularının yazılmasına gayreti ve ciddiyeti en mühim sebepmiş. İlmi değil. Ve Sabri'nin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyak olmasıdır. Bak, Barla 21. Ciddiyet her yerde kullanılıyor. Evet. Burada bırakıyoruz. Bir derslik de var inşallah. El Fatiha.